Evet, isim kebabı, salatamız, şehriyeli pilavımız. Bakalım pilav nasıl olmuş, demlenmiş mi? Suyu orantısı nasıl? Tane tane olmuş mu? İsim kebabı sizde var mı? Yapıyor musunuz yoksa Türkiye'de mi gördünüz? Türkiye'de gördüm. Bizde normal kebaplar var. Normal kebap dediğiniz aslında. Yani Adana kebap gibi daha kalın oluyorlar bizde. Tek çekimle yapıyorlar. Burada mesela zırhla yapıyorsunuz evet, ya. Biz de zırhla yapıyoruz ama tek çekim. Zırhla öyle şey devam biraz edin, büyük büyük kalıyor devam kıyması. Biraz daha kalın bir kıyma. Evet. İsim de alayım. Bir de tandırda yapıyorlar bizde şeyi, kebabı. O da çok lezzetli oluyor. Şimdi isim kebabının da patlıcanı önemli tabii ki. Nasıl kızardı, nasıl pişti. Köftenin lezzeti önemli. Alayım mı? Evet. Peki menü olarak konuşalım. Kamuran abla, menüye baktığında uğraştırıcı, 3 saatte zorlayıcı, aman kafadının karışacağı bir menü mü? Hayır, değil. Yani kolay, öyle çok uğraştırıcı bir şey yok. Patlıcanları zaten kızartıyorsun, içine köftesini yapıyorsun, hemen şey yapıyorsun, fırınlıyorsun. Yani bir uğraş, bir beceri, yok, bir püf nokta istemiyor mu? Hayır, istemiyor. Mine Hanım? Bence uğraştırıcı bir menü. Köfteyi... Nasıl olur ya? Bence onu çok uğraştıracak. Bir saniye müsaade eder misin, sıra bende? Uğraştırıcı değil. Çünkü köfteyi yoğuracaksın, onu bekleteceksin, dilinde patlıcanı kızartacaksın. Onu ya süzgeçe yağını süzdüreceksin ya kağıt havluda süzdüreceksin. Yani onu tutturmak, yağlı veya yağsız olmak bana göre hiç de kolay bir menü değil. Ha, siz de yağlı ve yağsız kısmına aynen, bakıyorsunuz. Aynen, ben yağlı ve yağsız kısmı, köftenin lezzetine bakıyorum. Köfteyi mesela dün benim yaptığım şey gibi, güveç gibi de o şey olur. Yenmeyecek gibi de olur. Ya çok lezzetli de olabilir. Yani bir makarna bile haşlasan emek vardır. Suyunu kaynatıyorsun, süzüyorsun, kavuruyorsun, yağdır bilmem ne. Emeksiz hiçbir şey yok. Yani böyle biz şey değiliz, böyle oturup kendi kendine yapılmıyor yemekler. Lezzetine bakacağız. Peki Gülizar Hanım, siz niye tepki gösterdiniz kolay? Hayır, tepki göstermeyiz. Çok kolay dedi ya. Yani hemen bir çorba gibi konulacak. Doğru yani. Onu yoğuracaksın. Onun bir kere baharatını tutturacağım mı, tutturamayacağım mı? Güzelkine onu kızartıp şey mi, çok mu çektireceğim? Kuru mu olacak? Yani o köftenin bir lezzeti de önemli. Tabii onu kurutacak, kuru mu olacak yoksa orta yolunu mu bulacaksın? Bunları yapmak önemli bir şeyler yani. Ama ben onu önemsiz demedim ki zaten. Ben dedim kolay menü dedim. Çok zor menü değil. Yani 3 saatte mutfakta seni terletecek. Aman bir elim ocakta, bir elim fırında. Hayır, o değil yani, o değil. Yani kolay, bence bana göre kolay. O zaman seninki işte güvecin de kolaydı, benim güveç de kolaydı. Kolaydı. İkimizinki de kolaydı o zaman. Olmadı, tutmadı. Tutsaydı da kolaydı o zaman. Yani kolaydı, evet kolaydı. Ay, o zaman siz kendinize kolay dediniz bir menü için, Şenay Hanım için neden kolay diyorsunuz? Ki bu haftaki yarışmacılarım gayet açık sözler, gördüğünüz gibi kendilerini de yeri geldiğinde eleştirebiliyorlar. Şimdi Şenay'ın bıraklar kendi menüleri, benim menüm kolay diyor ki benim de kolaydı. Ama ben dürüst olarak söylüyorum çünkü bizimkinde de bir kavurup soteleyip atıyoruz şeyi. Ama Şenay Hanım onu kızartacak tek tek, yağını süzdürecek, her türlü köftesini yoğuracak, bekletecek, bekletmesi gerekiyor. Bizim ikimizin güvecimizden de bence isim kebabı daha var. O zaman niye demediniz? Sizin gününüzde ben kolay dedim. Hayır, benim menüm hiç kolay değil. Hayır, yapabiliyoruz. Sadece güvecim dedim. Hayır şimdi... Evet, sadece güvecim dedim. Sizin de bir dediniz, bir dediniz. Hayır, çıkmıyor. Ben pilavıma anlamıyorum. Kolay dediniz. Pilavım hiç de kolay değildi. O bir kere körülü, kajülü pilavdı. Onu tutturması kolay değil. Nasıl tutturması kolay değil? Sen de yapacaksın, seninkini de göreceğiz. Benimki daha zor. İşlemi çoktur benimkinin. Ben size zaten hiçbir şey iddia etmiyorum. Sizinki gibi olmaz. 20 senedir odur budur demiyorum. Ben gelin görün yiyin diyorum. Gelip göreceğiz. Gelip göreceğiz. Gelip göreceğiz, yiyeceğiz. İşte. Puanlarımızı da vereceğiz. Güzelse güzel puan vereceğim. Ben yemeklerimin arkasında her zaman dururum. Ben de yemeklerimin hepsinin arkasında. Sadece güvecimin hiçbir haricinde... Hiçbir şey benim için kolay değil. Güvecimin kolay haricinde... Kolay dediğiniz anınızda ben onun menüdeki her bir şeyi sorarım ben sizden. Sorun. Nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini didik didik sorarım ben. Sorun. Vallahi güvecim hariç menümün arkasındayım. Çok da lezzetli olmuş. Sizden sonra kalan çorbada oturup bir afiyetle yedim. Salatamı da güzel yağdırdım. Siz zaten masaya geldiniz. Sen çorbadan içtin mi gene? Tabii canım. Gece saat 12'ydi. Zaten masada bir sürü hepsini yedin. Kadına stres bastı yorumlardan sonra. Yok, severim yemek yemeyi. Yok, yemek yemeyi hepimiz. Ben de çok severim. Seviyorum. Bu yaştan sonra gelin olacak halimiz yok. Yok mutlu olacağız. Sağlıklıyken, ağzınızda diş varken yiyin. Yoksa çok tansiyon. Çok aşırı yemedi, atamak kilo yapıyor. Ben de Allah'a yalvarıyorum ki Allah'ım benim iştahımı kes diye. Senin iştahın var mı? Öyle çok yiyor musun? Çok aşırı yemiyorum ama ne olacak? Çok yemekte adamı rahatsız ediyor. Yok, hiç rahatsız olmuyorum. Gayet iyiyim vallahi. Ben rahatsız olayım çok yemek yemekten. Çok şükür. Tansiyonum yok, şekerim yok, kolesterolüm aman yok, Allah kemik erimem yok, kireçlemem yok. Yolda koşturuyorum da. Maşallah. Aynen öyle.
kilodan rahatsız olanlar kilo verebilir. Ben vermiyorum. Daha da alacağım çok şükür. Evet, hazırsanız istim kebabının tadına, pilavın tadına bakalım. Buyur. Evet, yine Kamuran abladan başlayacağım. O az yedi bugün. Hızlı hızlı. Evet, hızlı. Kamuran abla nasıl buldun? Pilav, köftenin lezzeti çok güzel. Gayet güzel. Afiyet olsun. Tadı, tuzu, baharatı hepsi tam yerinde. Pilavın pirinçleri tam pişmemiş. Aslında bana tane tane geldi, tam tane, kıvamında tam, geldi ama. Yok, tane tane de bak, şey tane tane çok güzel ama tam pişmemiş. Ona bir daha bakayım dedim şimdi. Tadı tuzu nasıl pilavın? Tadı falan iyi ama pirinci pişmemiş. Köftesi de güzel, lezzeti çok güzel. Salatayı nasıl buldun? Salataya bakmadım. Ha, salataya bakmadım. Yok. Patlıcan iyi mi? Yağ çekmiş mi? Güzel kızarmış Yok, mı? Yok, güzel kızarmış. Güzel kızarmış. Ona da baktım bir daha. Güzel. Salatanın tadına bak abla. Biraz onu da soracağım. Herkes iştahla yiyor şu anda. Bu arada yani pilavla uyuyacak en güzel menülerden bir tanesi istim kebabı. Şöyle ekmeğiyle o patlıcanı, köfteyi tutacaksın, basacaksın. Bu yemek benim için çatal bıçak değil, direkt ekmekle yenecek bir yemek. Güzel, tadına baktın mı? Sorayım mı sana? Yiyeceğim mi biraz daha? Bir daha birazcık yiyeyim. Dur hele, oyalama beni. Geçin. Biraz daha tadına bakayım. Peki. Mina Hanımcığım, siz nasıl buldunuz? Pilavı hiç beğenmedim. Kuru şey yani pişmemiş. Tane olmuş ama pişmemiş, tuzu yok. Köftesinin içi çok güzeldi. Yani patlıcanın zaten onda tuzu yok. Tadı tuzu yok ama köftesi harika olmuş. Ellerinize sağlık. Peki tamam. Salatayı nasıl buldunuz? Salata çok güzel. Afiyet olsun. Yani... Sosunu şimdi döktüm. Yani salatanız güzel. Ben beğendim. Tamam. Ellerinize sağlık. Peki. Pilav yapamayan insan benim gözümde yemek yapıyor sayılmaz. Onur Bey. Ben köfteyi beğendim. Tadı, tuzu, baharatı çok güzel. Pişme şekli güzel. Pilavınızı beğenemedim. Pişmemiş. Tam olarak pişmemiş. Biraz tuzlu bir de. Peki, afiyet olsun. Salatanız da çok güzel, ölmemiş, diri diri. Gülizar Hanımcığım. Köftesini beğendim, aynı arkadaşlara katılıyorum. Şey, pilavın canım güzel görünüyor, diri görünüyor, böyle tane tane görünüyor ama çok dişe dokunuyor yani, pişmemiş. Peki patlıcan yağ çekmiş mi, güzel çekmemiş, kızarmış mı? Çekmemiş, çok güzel kızarmış. Okey, köftesi lezzetli mi? Köftesi de lezzetli. Salatası nasıl olmuş? Salatası da çok güzel olmuş, ben beğendim. Peki, afiyet olsun. Köftene ben de bayıldım, çok güzel olmuş. Ekmekle yiyorum, hatta şu anda o patlıcan da güzel kızarmış ama pilavın yani bir tık belki. Bana hem tuzlu geldi. Köfteye göre daha tuzlu. Hani köfte biraz daha etli tuzlu olur. Pilavlar kıt kıt geliyor dişe. O tane tane olmasının sebebi suyu çok çekmediği için pilavlar diri. Yok, o yüzden bence tane. Hani şeyi de güzel olduğu için. İşte biraz daha suya ihtiyacı varmış. Olabilir. Sen galiba suda çok beklettim diye. Suda çünkü bayağı bekletti. O yüzden herhalde suyun az koydu lapı olmasın diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.